Hazır mısın? Hazır, hazır. Ne oluyor böyle? Bir insan. Bir de bir. Necmi? Efendim? Bir insan. Bir insan. Bir insan. Buyurun. Bir insan. Buyurun diyor bir de. Evet, evet. Efendim? Nasıl? Buyurun. Ne oldu? Ne oldu? Şapşallar nasıla bakıyorlar? Bu şakalar ya. Allah burama kadar geldi. Senin kafeme çıkıyor bu şakalara ya. Ne güldük ama. Bir insanı çok seviyorum. Ben de öyle. Keşke her gün bir Nisan olsa. Harika bir fikir. Eğer bütün evlerdeki takvimleri değiştirip sadece bir Nisan yazan yapraklar koyarsak her gün bir Nisan olabilir. Bu muhteşem bir plan bence. Bu da ne? Neye çarptık ki biz? Görünmez adam galiba. Görünmez bir kapı bence. Görünmezse nasıl gördün? Dokunarak. Ya dokunulmaz kapı olsaydı? Ne diyorsun Necati? Acaba içeride ne var? Girsek mi? Girilmez bir kapı da olabilirdi. Ben giriyorum. Sen girersen ben 10 defa girerim. Hop. 10 defa hop. 1000 defa hop. Neredeyiz biz? Çok soğuk. Aa, Uludağ'a gelmişiz. Şuna bak. Hop. Çok iyiymiş. Haşurt. Gulu gulu. Çok iyi. Çok güzeldi değil mi? Bakın burada kulübe var. Şaka gibi. Önce görünmez kapı, sonra Uludağ'ın ortasında pembe bir kutu. Daha ne kadar saçmalaşabilir? Bayağı bir saçmalayabilir bence. Baksanıza içeriye. Hadi. Lollipop mu bunlar? Arkadaşlar planı söylüyorum. Bu gece yarısı saat tam 12'de karton kutuya girip mahalleye ışınlanacağız. Ve bütün her yere bayat balık dökeceğiz. Bu çok güzel olacak. Lollipopların bu kadar kötü niyetli olduğunu bilmezdim. Bir an önce bir şeyler yapmazsak bütün mahalleye balık döküp kokutacaklar. Hadi gidip yiyelim hepsini. Hayır hayır, bu çok uzun sürer. Gidip hemen mahalledeki herkesi uyarmalıyız. Koşun hadi. Oh be. Şimdi gece yarısı olmadan bütün herkesi en çabuk nasıl uyarabiliriz? Herkese posta güverciniyle mektup yollayalım. İşte bu. Dostum sen bir şapşalsın ve şapşalca planlara bayılırım. Bu yüzden de kimse bu gece sokağa çıkmasın. Al bakalım şunu. Bağla güvercine. Güzelce yapıştıralım şunu da. Şimdi de atalım bunu. Hadi bakalım. Çok yamuk attım. Bayağı yamuk attın. Bir kere daha deneyelim mi? Aman abicim dokunma. Dokunma sen, bırak lütfen. Ben yürüyerek giderim. Gidip hoparlörü alalım bence. Lütfen yapmayın. Lütfen. Ay yazık, kıyamam. Çok korkuyor bizden. Tamam. Mikrofon da burada. Upduptis tamam, upduptis. Check it up man. Come on. Remzi çalışıyor, tamam. Sağ ol Necati. Ey sevgili mahalleli. Beni dikkatle dinleyin. Sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün 1 Nisan değil mi? Evet biliyoruz. Bıktık artık saçmalıklarınızdan. Sakın dinlemeyin. Yine eşek şakası yapacaklar hepimize. Hayır hayır. Bu sefer şaka yok. Çok ciddi ve önemli bir konu bu. Of tamam, neymiş söyleyin. Az önce Necati ile görünmez bir kapıdan içeri girdik. Ve karton kutudan çıkıp Uludağ'a gittik. Orada da bir vahşi batı salonu vardı. Salonda da bir sürü lollipop oturmuş hain planlar yapıyorlardı. Korkunç planlarıysa bütün mahalleye gece yarısı saldırıp
Her tarafa bayat balık dökmek olacakmış. Biliyordum işte. Yine şaka yapıyorlar. Yetti artık bu da. Bir şey yapalım arkadaşlar. Hadi yakalayalım şu şakacıları. Ha? Hayır, şaka değil bu. Bize inanmalısınız. Bunu da bağladık. Bu sefer de biz biraz şaka yapalım ha? Tamam, oldu. Bırakın böyle sabaha kadar kalsınlar. Yürüyün, hadi gidiyoruz. Şaka öyle değil, böyle yapalım. Nasıl yapılırmış görsünler. Herkes nerede gitti? Ne yapacağız sabaha kadar burada? Espri yapayım mı size? Hayır. Yapayım. Neydi? Ne? Tamam. Adamın sakalı çıkmış, bıyığı da inmiş. Adamın birinin yolda giderken kafasına teyp düşmüş ama bir şey olmamış. Neden? Teypte hafif müzik çalıyormuş. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız abi. O zaman haydi. Arkadaşlara bayat balık ikram edelim. En güzel ben de güzel dökerim balıkları. Hey, ne yapıyorsunuz burada? Hop, sen de al bakayım şapşırı. Gözüm. Bunlar da ne? Hay aksi. Remziler haklıymış. Bir şeyler yapmamız gerek. Ama ne yapacağız? Böyle saçma bir olayı sadece saçma sapan birileri çözebilir. Adamın birinin uykusu gelmiş ama adam içeri almamış. Gülsenize ya. Yardım et bize Tanju. Yardım et. İmdat. Kurtarıyorum ama siz istediniz diye değil. Maalesef sizin saçma sapan fikirlerinize ihtiyacımız var. Sağ ol Tanju. Sana da jest olsun diye bir fıkra anlatacağım. Aman kalsın. Bırakın şimdi fıkrayı da lollipopları durdurabilmek için bir fikriniz var mı onu söyleyin. Benim var. Hiç merak etmeyin. Size bir soru. Bir lollipopu nasıl bitirirsiniz? Yalayarak. Hadi gidip yalayıp yutalım hepsini. Hayır Necati abi, otur. Öyle olmaz. Bize dev bir kap lazım. Tanju abi bize dev bir kap bul ve herkesi çağır. Her şeyi ben yapayım. Siz de oturun değil mi? Ya en baştan inansaydın bize böyle... Tamam susun, gidiyorum. Neden eşek kıyafeti giydik? Çünkü onların bizi görmelerini sağlamalıyız. Ve eşek kıyafeti giymiş 4 kişi mutlaka dikkatlerini çekecektir. Bak ben hiç böyle düşünmemiştim. İşte eşekleri gördüm orada. Hadi yakalayalım. Tutun kaçmasınlar. Gördüler bizi. Şimdi ne olacak? Koşun. Hay aksi çıkmaz sokağa girdik. Şimdi yakaladık sizi. Bir yere kaçamazsınız. Hübele hübele. İşaret alınmadı mı? Hortum sallayınca. Hübele hübele. Hallerine bak şunları ya. Bizden kaçmaya mı çalışıyorsunuz? Bu plan tutmaz. Ya tutarsa? Hadi kaldırın, bitirin. Ne oluyor? Çok zekice bir plan yapmışlar gerçekten. Tebrik ederim, ne diyeyim? Başka da bir şey bulamadım. Tamam Necati, bitti. Necati susar mısın? Necati! İstersen ben susturayım. Hayır susar şimdi. Necati! Thank you.